Şimdiye kadar tanıdığımız pek çok karakterin süper güçleri olduğu gibi zaafları da bulunuyordu. Mesela Superman yaşayan en güçlü kahraman olacak şekilde tasarlandığı halde birçok şeye zaafı vardı. Olur da bir gün Superman kötü olursa onu durdurmanın birçok farklı yöntemi de bulunuyordu. Aynı şekilde Null gibi göksel varlıkları doğrayabilen bir karakterin biraz zaafları vardı. Peki ya Thor? Yani olur da bir gün Thor kötü biri olursa onu durdurmanın yolu sizce ne olurdu? İnsanlar arasında uzay taşıyla güçlendirilmiş bir varlık olan Kaptan Marvel bile Thor'u öldüremiyorsa ki öldüremedi Thor'u kim nasıl durdurabilir ki? İşte ben de bu ve bunun gibi detaylar üzerine yeni bir seriye başlama kararı aldım. Bir karakteri öldürmenin ya da etkisiz hale getirmenin yolları nedir? Özellikle bu videoda ele alacağım karakter ise Thor olacak. Çünkü Marvel kaynaklarına göre Thor'un şu anda bilinen hiçbir zaafı yok en azından şimdilik. Videoya başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk olarak Thor'u hem Marvel'da hem de mitoloji uyarlamalarında alt edebilecek olan tek şeyden bahsedeceğim. Jormungandr yani World Serpent'ın zehri. Dünya yılanı mitolojide Loki'nin uğursuz çocuklarından biriydi. Aynı şekilde Thor'u öldürecek kadar güçlü ve yoğun bir zehre sahipti. Thor ve dünya yılanı Ragnarok'ta karşı karşıya gelecekti. Thor gibi destansı güçlere sahip olan bir varlık bile dünya yılanından salgılanan zehir karşısında çaresiz kalacak ve ölecekti. Pek çok farklı uyarlamada bu bilgiyi bizlere göstermişlerdi. Mesela God of War serisinde Kratos'un baltasındaki zehir Thor'un vücudunda asla iyileşemeyecek bir iz bıraktı. Ya da Zack Snyder'ın Twilight of the Gods dizisindeki Thor o kadar güçlü olduğu halde yılanın zehri yüzünden ölecekti. Marvel'da Thor eğer Ragnarok döngüsünü parçalamamış olsaydı yılan tarafından öldürülmüş olacaktı. Yani ilk madde oldukça sağlam ve Thor'u öldürmenin bilinen en büyük yollarından biridir. İkinci madde ise zombi salgını. Marvel zombi serisinde kozmik varlıkların bile ölebileceğini ve hepsinin zombiye dönüşebileceğini sizlere söylemiştim. Şu an MCU'da geçen Marvel Zombies serisinde Thor hala uzayda olduğu için dünyaya gelemedi. Ancak bu zombi salgını kuantum boyutundan geldiği için Thor'u bile etkileyecek güce sahipti. Thor zombiye dönüştüğünde otomatik olarak ölmüş sayılacak. Hala çok güçlü olabilir ancak artık bir ölü olduğu için dayanıklılığı azalacak ve çok daha kolay zarar görecektir. Toru durdurmak için zombiye dönüştürmek belki sizlere mantıksız gelebilir ancak çok güçlü bir toru biraz daha zayıf hale getirebilmek için uygulanabilecek bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani burada sadece toru değil Galactus'u bile etkileyebilecek bir salgından bahsediyorum. Dolayısıyla toru öldürmenin yollarından biri de Marvel'daki zombi salgınıdır. Üçüncü madde ise layık olmayan Thor zaten bir ölümlüdür. Odin'in yaptığı büyüden sonra Thor Mjolnir'e layık olmadığı süre içerisinde bir ölümlü olarak hayatına devam etmişti. Thor artık daha hızlı yaşlanıyor ve aldığı hasarı iyileştiremiyordu. Her şeyden önemlisi Thor'un dayanıklılığı ve kas gücü neredeyse bir insan kadar zayıftı. Hatta Vatif serisinde Thor bu halindeyken Hawkeye tarafından okla vuruldu ve öldürülmüştü. Peki şu anda Thor layık durumdayken onu unworthy yapmak gerçekten de mümkün mü? Çizgi romanlarda Nick Fury Thor'un kulağına bir şey fısıldamış ve onu bir anda unworthy yapmıştı. Yani değersiz ve layık olmayan formuna bürünmüştü. Uatu'nun her şeyi görme özelliğine sahip olan Nick Fury, Gordugatbaşır'ın aslında haklı olduğunu söyleyerek Thor'u tereddütte bıraktı. Thor'u manipüle edebilen ve onu doğru yerden vurabilecek herhangi bir cümle onu bir anda çaresiz duruma sokabilir. Bunun için Thor hakkında yeterince bilgiye sahip olmanız gerekecek ve böylece onu bir insan kadar zayıf düşürüp öldürebilirler. Dördüncü madde ise sonsuzluk taşları. MCU'da sonsuzluk taşlarını kullanabilmek çok büyük bir olay olduğu için sadece ölümsüz varlıkların kullanabileceği söylenmişti. Ancak çizgi romanlarda sonsuzluk taşlarını herkes kullanabiliyordu ve altı taşın gücünü aynı anda kullanmak kimseye kalıcı bir hasar vermiyordu. Taşların gücü sayesinde torun varlığını silebilir, onu yaşlandırabilir hatta ruhunu bedeninden söküp alabilirsiniz. Çizgi romanlarda Thanos sonsuzluk taşları sayesinde Thor'u birkaç defa yenmişti. Hatta buna sadece yenmek denmez çünkü Thor'u gerçek anlamda öldürmüştü. Beşinci madde ise All Black Necrosword ya da Ebony Blades. Necrosword yine çizgi romanlarda son derece güçlü bir silahtı. Null tarafından yaratılmıştı ve sıradan bir uzaylı olan Gora aynı anda 3 farklı Thor varyantına inebilecek güçler veriyordu. Tek bir Necrosword kullanıcısı Thor'la mücadele ederse onu bir anda öldürebilir. Thor'u kesip biçer ve bunu yaparken zorlanmaz bile. Yani Thor'u öldürmenin en temiz yolu bence bu simbiyotik kılıca sahip olmaktır. Thor sahip olduğu güçler sayesinde MCU'da Gor'u neredeyse öldürebilirdi. MCU'da Necrosword yeterince güçlü olmasa bile Thor'la baş edebilecek güç ve kuvvet verdiğini çok iyi biliyoruz. Aynı durum Ebony Blade için de geçerli olacaktır. Ebony Blade silahını ise Itonus'un postkaydı sahnesinde göstermişlerdi. Çizgi romanlarda Ebony Blade neredeyse nulu bir etkileyecek kadar güçlüydü. Hatta All Black Necrosword seviyesinde olduğu açıklandı. Bu tarzda simbiyotik silahlar Thor'un dayanıklılığını tamamen aşabilir ve onu öldürme olanağı sağlar. Hatta bunu yaparken kullanıcısının en ufak bir hasar almasını bile engeller. Bu yüzden lisede simbiyotik silahlara da yer vermem gerektiğini düşündüm. Altıncı maddeye gelecek olursak burada da Loki'nin büyüsünden bahsedeceğim. Hem çizgi hem de MCU'da Thor Loki'nin yaptığı büyü sayesinde bir kurbağaya dönüşmüş ve kavanozun içine hapsedilmişti. Loki'nin büyü güçleri ilerledikçe Thor'un üzerindeki rün büyüsünü nasıl aşacağını öğrenmeye başlayacaktı. Loki Thor'u tuzağa düşürüp onu büyüsüyle etkisi altına aldığında Thor'un zayıf ve çaresiz kalacağını biliyoruz. MCU'da da Loki'nin büyüsü şu anda tüm çok devrene elinde tutmasını sağlayacak güç veriyordu. Asgard mitolojisine hakim olan birinin Thor'a zarar verebilecek büyüleri öğrenmesi mümkündür. Bunu kullanan bir diğer karakter ise çizgi romanlarda Doktor Doom olmuştu. Yedinci maddede ise Odin uykusundan bahsedeceğim. Thor uyanmış formuna büründükten sonra babasının Allfather güçlerine sahip oldu. Çizgi romanlarda Thor Odin Force'u aldıktan sonra yılda bir defa Odin uykusuna dalmak zorundaydı. Bu yüzden tıpkı Odin gibi Thor'un bu uyku esnasında çaresiz ve zayıf kalacağını biliyoruz. Hatırlarsanız daha önce ilk Thor filminde hem Loki hem de Luffy Odin'in bu çaresizliğinden faydalanmaya çalışmıştı. Eğer başarılı olsalardı Odin'i öldürebilirlerdi. Çünkü Odin bile güçlü silahlar karşısında çaresiz kalabilir hatta ölebilirdi. Yani bu zayıflığı da göz ardı edemeyiz çünkü Thor artık Odin Force kullanıyor. 8. madde ise Thor'un silahlarını ona karşı kullanmak olacak. Evet Mjolnir'i kullanmak için layık olmak gerekiyor ve teknik olarak Mjolnir'in keskin bir tarafı yok. Ancak Stormbreaker'ın üzerinde herhangi bir layık olma büyüsü bulunmuyordu. Bu nedenle Thanos neredeyse Thor'un silahını kullanıp onu öldürecekti. Aslında bu da çok önemli bir detay çünkü MCU'da Thor'un derisine kesebilecek farklı metal tülleri bulunuyor. Uru metali ya da adamantium gibi. Thor kendi silahlarına karşı herhangi bir bağışıklığa sahip değildir. Yani Nidavellir'de yapılacak olan herhangi bir silah sayesinde Thor'u öldürmek mümkündür. Mesela Samuraycak'in böyle bir bağışıklığı vardı yani kendi silahını Samuraycak üzerinde kullanamıyordunuz. Ancak maalesef ki Tor'da böyle bir durum söz konusu değildi. 9. maddede ise kuantum uzay zaman cihazlarından bahsedeceğim. Kenk sıradan bir insan olduğu halde zaman çizgilerine ulaşabilmek için farklı teknolojiler kullanmıştı. Bu teknolojiler sayesinde zaman çizgilerini istediği şekilde dizayn etmiş ve baştan yaratmıştı. Sıradan bir insan olan Kenk ya da TV'ye çalışanları torun varlığını silebilir ve hatta onu Void'a gönderip ölüme terk edebilirler. Tor çok evren dışına çıkabilecek seviyeye ulaşamadığı sürece evrenseldir ve bu yüzden zaman çizgilerinden temizlenmesi mümkündür. Şimdiye kadar Void'e bir sürü tor varyantı gönderildi ve görüyoruz ki hepsi alloy tarafından yok edilmiş. İşte bu yüzden kuantum uzay zaman teknolojisi sayesinde torun varlığı tamamen silinebilir. 10. ve son olarak değinmek istediğim madde ise ant manin kullandığı teknoloji olacak. Şimdiye kadar saydığım şeyleri bulmak belki de Marvel evreninde bile son derece zor olabilir. Ancak bu bahsettiğim silahları bulabilen insanlar da zaman zaman olmuştu. Yine de dünyada Avengers ya da Thunderbolts gibi ekipler için ulaşılabilir olan en büyük silah ant manin diskleri olacaktır. Toru bu disklerle vurarak kuantum boyutuna gönderebilir ve hayatının geri kalanında orada çürümesini sağlayabilirler. Kuantum boyutundayken çekicinden uzak kalacağı için Thor'un dayanıklılığı ve ömrü kısalacak, tahminen birkaç bin yıl sonrasında ölmüş olacak. Yani Thor'dan kurtulmanın en mantıklı yolu kesinlikle bu olurdu. Zaten şu anda ant bu disklerden daha bol hiçbir şey yok öyle değil mi? Thor için belki gerçekliği çarpıtamaz ya da onu tamamen yok edemezsiniz ancak kuantum boyutuna gönderip kimseye zarar veremeyecek bir hale getirebilirsiniz. Çünkü kuantum boyutunda manipüle edebileceği bir hava olmayacak. Hatta Thor'un sahip olduğu yıldırım güçleri bile bir süre sonra tükenecektir. Aslında Thor'u öldürmenin daha birçok farklı yolu olabilir. Özellikle kozmik varlıklar ya da güç seviyesi Thor'un da üzerinde olan karakterler onu kolay bir şekilde öldürebilirler. Ancak ben olası bir dünya tehdidi olması durumunda Thor'dan kurtulmanın yollarını açıkladım. Saydığım her şey Marvel evreninde zaten hala hazırda bulunan silahlardı. Sonuçta burada sıradan insanların Thor'u durdurmasından değil de Avengers ya da Thunderbolts gibi ekiplerin Thor'u durdurabilme ihtimalinden bahsediyorum. Benim düşünceme göre bence en pratik 10 yöntem buydu. Peki sizce bir sonraki videoda hangi karakter hakkında konuşmamı isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.